Böylelikle sm tarzı soru ve çözümlerine gelmiş olduk. Standart soru ve çözümleri bitti. Buradan yine kaldığımız şekilde gidiyoruz. Soruları görüyorsunuz. Sorular biraz uğraştırıcı, düşündürücü ve çok e, dikkat gerektiren, ayrıca çok bilgi gerektiren yerler. E, ancak bunu soru çözerek pekiştirirsin. Bu yüzden soru e, çözmeye devam ediyoruz. Tamam mı? 14. soru. Yukarıdaki atomlar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. E, hacim. Öncelikle bunlara periyodik tablosuna bir bakalım. Periyodik tablo çizecek olursak şöyle bir periyodik tablo kesip de çizelim ki ifadelerimizi daha iyi görelim tamam mı? Şöyle bir, iki, şöyle rastgele çiziyorum. Çünkü biraz fazla atom var. Beş tane atom var. Şunu koydum. Şurası 8 A olsun. Neon soygaz veya 2 ne işte Neon için konuşalım. 2, 8 yaptın. 2, 8, 8 A grubu. Neon burada ikinci periyotta en, en düşük ikinci periyot var. İkinci periyot, üçüncü periyot, dördüncü periyot, beşinci periyot. Ne ondan sonra? Bak şimdi potasyuma bakalım. Potasyum 2, 8, 8, 1'den 4. periyot 1A grubu. K'yı buraya koyuyorsun. Ee, flora bakıyoruz. 2, 7'den 2. periyot 7A grubu yani floru buraya koydun. Klora bak. 2, 8, 7'den 3. periyot 2A grubu ee, ne kaldı silisyum mu kaldı onu da yapalım 2 8 4'ten 4A grubu 3. periyot 4A grubu onu da şurası 7A ise 5A 4A da burası C de burada tamam mı Şimdi periyodik tabloda böyle göründü bu Hacmi hacim sola ve aşağı doğru ne olur artar mı Doğal olarak en sol ve aşağıda K olduğundan dolayı en büyük olan K'dır en küçük olan da en yukarı ve sağda olan neondur doğru Bak tabloyu oluşturduktan sonra soru çok kolaylaştı. Elektronegatiflik yukarı ve sağa doğru artar ama ne onu dahil etmiyorduk. Yok kabul ediyorsun. Tamam mı? En yukarıda ve sağda flor var. O yüzden en yüksek flor, en düşükse K olacak. Doğru. Elektron ilgisi yukarı ve sağa doğru yine aynı şekilde artıyordu. Ancak istisnai bir durumdan dolayı klor flordan daha fazlaydı. Doğal olarak bu da doğru. Yarı dolu orbital sayısı ne daha fazladır diyor. Şimdi yarı dolu orbital sayısı dediğin zaman sodyum, e, soy gaz. Bütün orbitalleri dolu. En küçük olma ihtimali yok. Öyle değil mi? En küçük olacak bu yüzden. Evet. E, silisyum da en fazladır. 4A grubunda olduğu için şu şekilde bitmez mi? 2 tane yarı dolu orbitali vardır. E, tamam. Tam dolu orbital sayısı en küçük olan burada. Ne demiş? Neon demiş. Neon bütün orbitalleri tam dolu. Bu yanlış, kesinlikle yanlış. E şıkkına yanlış dersin. Geçti mi e, 14. soruyu? 15'e bakıyorsun. Baş grup elementlerinden 3. periyotta bulunan X, Y ve Z atomların hacim ilişkisi. Baş grup demek A grubu demek. Yaz bunları böyle. Tamam mı? Grubunu oluştur. Atom hacmi ilişkisi x daha büyükse x en soldadır. Sonra e, z ardına da y mi? Atom hacmi ilişkisi. Tamam. Buna göre atomların elektronegatiflikleri hangisi gibi olabilir demiş. Şimdi sağa doğru elektronegatiflik artıyor. Y en büyük, sonra z, x olabilir. Z en küçük de olabilir. Niye? Bak çok güzel bir nokta. Soğuk gazsa yok kabul ediyoruz, sıfır kabul edersin soygaz gaz olduğundan dolayı en küçük y olur, sonra en büyük z olur. Öyle değil mi? Z, X, Y Bu da mümkün. Çok güzel bir nokta. X ama hiçbir şekilde en büyük olamaz. Cevap 1 ve 2 D şıkkıdır. 16. soru. Periyodik cetvelde A grubu atomlarının X'in elektron dağılımı küresel simetrik iken Z ve Y'nin dağılımı küresel simetrik değildir diyor. Buna göre hangileri doğrudur diyor. Yonlaşma enerjisi küresel simetrik olduğundan dolayı X'inki daha büyük olacak. İyonlaşma enerjisi sağa doğru artıyordu. Küresel simetrikten dolayı x, y'yi geçer. Sonra y, z'dir. Doğru. Elektronegatiflik sağa doğru artacağından dolayı y büyük x büyük z'dir. Atom yarıçapı sağa doğru azalır. Öyle değil mi? Sola doğru artardı. Bu yüzden bu yanlış oldu. Cevap 1 ve 2. C şıkkıdır. 17. soru. A grubu elementleri x, y, z ile ilgili. X ile y aynı periyottadır. Y ile Z aynı gruptadır. X'in hacmi Z'nin elektronegatifliği en fazladır. bilgileri verilmiştir. Buna göre X, Y, Z'nin atom numaralar arasındaki ilişki hangi seçenekte doğrudur diyor. Bir tane periyodik tablo kesidi oluşturacaksın bu tip sorularda. Oluşturduk. X'in hacmi Z'nin elektronegatifliği en fazla. Şimdi hacim sola ve aşağı doğru artıyor. En büyük X ise en sol ve en aşağıda X'dir. negatiflik ise yukarı ve sağa doğru artıyor. En yukarı ve sağda olan da Nedir? Z'dir o zaman. Çünkü en yüksek Z demiş. Z ile de Y aynı grupta. Y'yi de buraya yazarsın. Artık sıraladık. Atom numarası sağ ve aşağı doğru artıyor. Öyle değil mi? En sağ ve aşağıda Y var. Tamam mı? Sonra X var. Ardına da Z mi var? Cevap E şıkkıdır. Güzel bir soru. ÖSM'de sever bu arada o tip soruları. 18. soru. Periyodik cetvelde okla gösterilen yönde aşağıdaki niceliklerden hangisi artmaz? Şimdi yukarı doğru bak. Bu tarafa doğru iyonlaşma enerjisi. İyonlaşma. Tamam mı? Elektron ilgisi. ilgisi Elektronegatiflik. Elektronegatiflik. Biraz kötü yazıyorum ama. E, söylediğimden dolayı sen not alırsın. Ametalik özellik. Ametallik özellik. Bunun haricinde e, asidik özellik asidik özellik. Bunlar artar. Ne azalır? Hacim. Metalik özellik. Eksi yazıyorum. Metalik özellik. Bazik özellik. Bu yönde azalır. Tamam mı? Hangisi var azalanlarda? Hacim var. Cevap B'dir o zaman. Geçtim 19. soruya. Beylik cetvelde metalik özelin azaldığı yönde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur diye. Bak metalik özelliğin azaldığı yönü az önce söyledik. Yukarı ve sağa doğru azalıyor tam tersinde ise artıyor. Hacim azalır metalik özelliğin yönde. Evet, ametalik özellik artar, metalik ters orantılıydı. doğru. Oksitten azit özelliği ametalik özelliğe bağlıdır. O artarsa o da artar. Yonlaşma enerjisi de yine yukarı ve sağa doğru artıyor. Elektron ilgisi de yukarı ve sağa doğru artar azalır demiş. Yanlış oldu. 20. soru. X, A ve YB atomları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. Aynı gruptaysa A büyük B ise A büyük B demek ne demek aynı grupta? Ee, y daha yukarıda X da aşağıda mı demek? X'in atom çapı daha büyük olur. Aşağı doğru çap artıyordu. Doğru. Aynı periyotta ise o zaman X'e Y mi olacak? Çünkü Y'ye daha büyük olmuş. Atom çapı Y'nin daha küçüktür. Çünkü atom çapı e, bu tarafa doğru azalıyor. saat sola doğrusu artıyordu. Bu da doğru oldu. Aynı gruptaysa B büyük A ise yani Y daha aşağıda X yukarıdaysa elektron verme isteği en büyük olan ne olacak? Metal özelliği fazla olan Y olması lazım. Metal özellik de sola ve aşağı doğru artıyordu. Burada X demiş. Yanlış oldu cevap. C şıkkıdır. Geçtim bu sorudan. 21. soru. Periyodik sistemin 3. periyodunda yer alan X ve Y ile ilgili aşağıdaki denklemler verilmiştir. Buna göre yargılandan hangileri doğrudur diyor. Elektron ilgisi Y'ninkinden daha büyüktür. Açığa çıkan ne kadar fazla ise elektron ilgisi o kadar büyüktür. Bu yüzden bu doğru oldu. Y'nin atom numarası x'inden e, küçüktür diyor. Şimdi ikisi de aynı periyot öyle değil mi? Elektron ilgisi x'inki daha büyük olduğundan dolayı elektron ilgisi sağa doğru artıyor. x burada, y de burada olacak. Doğal olarak Y'nin atom numarası x'inden küçüktür. Doğru. Birinci yonlaşma enerjisi y büyük x olabilir mi mümkün 5A'ya 6A dersin mümkün olabilir. Cevap 1 2 3 E şıkkıdır diyoruz. Burada da çözümü yazmıyor unutmuşum. Kusura bakma. Tamam. Geçtim bu soruyu da. Geldik 22. sorumuza ve son sorumuza. 7A grubunda atom numarası arttıkça elementleri ilişkin aşağıdaki özelliklerden hangisinin değişimi yanlıştır diyor. Atom numarası arttıkça demek aşağı doğru demek. Aşağı doğru Yorumlayacağız. Atomik çap aşağı doğru artar. yoğunlaşma enerjisi azalır. Bunlar doğru ifadeler. Tik atıyorum. Ametal gözerlik ne olacak? E azalacak. Yukarı doğru artıyordu çünkü elektronegatiflik de azalması gerekirken artar demiş. Bak. Yonlaşma enerjisi, e elektronegatiflik, ondan sonra elektron ilgisi, ametalik özellik, asitlik özellik, Bunların hepsi aynı yönde. Bu yüzden bu yanlış cevap değişikidir diyoruz. Soru çözümünü bitirdik gördüğün gibi. 22 tane soruydu. Biraz yorucu oldu ama sona geldik. E, sevinebiliriz bitirdiğimiz için. E, bu, bu dersi de gönül rahatlığı artık sonlandırabilirsin. Çünkü 22 tane soruyu çözdün sen artık. Diğer derste görüşürüz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. <laughs>